Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, ilk bakışta sükût dilinden bahsetmek çelişi gibi gelebiliyor. Ancak şairin elimde sükûtun nabzını dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin dediği gibi kulak veren için sükût bazen en güzel mesajı verir. Çünkü en güzel sözleri gözden söyler. İşte bu yüzden ailede sağlıklı bir iletişim için önceki 5 dilin kullanılamadığı anlarda sükût dili konuşmaya başlamalıdır. Tıpkı sevgili Peygamberimizin tavsiyesinde olduğu gibi Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi ya hayır söylesin ya da sussun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki en kötü olanlarınızı haber vereyim mi? Onlar gevezelik edip ne söylediğine dikkat etmeden konuşanlardır. Bir hadis-i şerifte kişinin kontrolünü kaybettiği öfke anlarında susması tavsiye edilmektedir. Pişmanlık doğuracak ve aile huzurumuzu zedeleyecek sözler sarf etmektense susmak, konuşmak için doğru zamanı beklemek en akıllıca davranıştır. Kur'an-ı Kerim'de aile içerisinde konuşarak çözülemeyen durumlarda aklı başında akrabaların ara bulucu olarak soruna el atmaları da tavsiye edilmektedir. Dolayısıyla bir sorun hakkında konuşamıyorsak susup konuşabileceğimiz ortamı kollamalı ya da bizim adımıza konuşabilecek olanları bulmalıyız. Sana da başkalarına da yetecek kadar sus ki susuşun nara olsun, konuşman çare olsun. Sükût dilinin kullanıldığı ailede boş değil, hoş konuşulur. Sükût dilinin kullanıldığı ailede en zor anlarda öfke kusulmaz, susulur. Sükût dilinin kullanıldığı ailede akla gelen hemen ağza gelmez.